Dünyanın %70'ini oluşturan su aslında yaşamımızın %100'ü. Hayatın kaynağı. Bugün bir damla su tasarrufuyla büyük bir değişim başlatıyoruz. Sanayimizde gereksiz su tüketimini belirgin bir şekilde azaltarak sürdürülebilir, çevreye saygılı, geleceğimizi koruyan bir üretim modeline geçiyoruz. Su verimliliği seferberliğiyle endüstriyel alanda verimlilik tedbirlerini arttırıyor, %50'ye varan oranlarda su kazanımı hedefliyoruz. Sanayimiz suya vefayla büyüyor. Sanayinin çarkları artık daha yeşil, doğaya daha da saygılı. Derinde su verimli kentler kapsamında 43 adet eylem belirledik. İçme ve kullanma suyu sistemlerinde kayıp oranlarının 2033 yılına kadar %25, 2050 yılına kadar %10 seviyesine düşürülmesini hedefliyoruz. Azalt, değiştir, yeniden kullan stratejileriyle bireysel su kullanımlarını azaltmayı hedefliyoruz. Bireysel kullanımlarımızı 2030 yılı hedefi olan günlük 120 litreye düşürdüğümüzde neredeyse 20 milyon kişiye yeni bir kaynağa ihtiyaç duymadan su temini yapabiliriz. Su verimli kentlerin oluşturulmasına önemli bir altlık teşkil edecek. Su tüketimini azaltan ve suyun verimli kullanılmasını sağlayan faaliyetlerle değişen iklime uyum sağlayabiliriz. Kötü gidişatı durdurmak ve olumsuz etkilere karşı uyum direncimizi artırmak için suyu verimli kullanmalı ve su verimli kentlerle geleceğimizi hep birlikte planlamalıyız. Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek ihanete eşdeğer bir gaflet halidir. Nerede olursa olsun suyumuzu tükenme sınırına gelmeden korumalı, verimli kullanmalı ve kaynaklarımızı doğru yönetmeliyiz. Bu değişen iklim şartlarından da en fazla olumsuz olarak etkilenecek bir ülke. Bunun biz etkilerini 2016 yılında modellerle ortaya koyduk. Yani değişen iklim şartları ülkemizi 2030'da, 2050'de, 2070'te ve dahi 2100 yılında nasıl etkileyecek? Şunu gördük ki Kaan Bey, iklim değişikliği etkileriyle beraber sıcaklı günler sayısında artış olacak. Karlı kaplı günler sayısında azalışlar yaşayacağız ve yaşıyoruz da zaten. Bununla beraber ani ve şiddetli yağışlarla, yağış rejimindeki değişikliklerle beraber taşkın ve kuraklığı yaşayacağız. Bu da iklim değişikliği etkilerinin bize olumsuz etkileri. Buna yönelik de biz tedbirleri geliştirmemiz lazım. Yani iklim değişikliği gerçeğinden uzaklaşamayız. Adaptasyon ve uyum kapasitemizi ülke olarak arttırmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz? Suyu verimli kullanarak. Burada su verimliliği demişken şu var. Hayatımızdan aslında suyu çıkarmıyoruz. Sadece aynı hizmeti, aynı ürünü elde etmek için daha az su kullanıyoruz. Arıtılmış atık sularınızı yeniden kullanacaksınız. Yağmur suyu hasadı yapabilecek sistemlere geçeceksiniz. Lavabolarınızda kullandığınız suyun basınçlı sistemlerle azaltarak az akmasını sağlayacaksınız. Alacağınız basit yöntemlerle dahi siz suyu verimli kullanarak az su harcamış olacaksınız, su kazanımı sağlayacaksınız. Örneğin turizm sektöründe %50'ye varan oranlarda su kazanımı sağlayabilirsiniz. Neden? Örneğin çim olayı. Yeşil alanlarınızda kurakçıl peyzaj uygulamasına geçmeniz lazım. Daha az su tüketiyor, sulama sıklığı daha az ve kuraklığa daha dayanıklı. Ürün
yeşil alan sistemine geçebilirsiniz. Özellikle yeşil alanlarda, belediyelerde, otellerde vesaire yeşil alanlarda, peyzaj alanlarında kurakçıl peyzaja geçmek önemli bir konu. Yağmur suyu hasadı yapılarak, yapılan yağmur suyu hasadıyla sulanması çok önemli. Üçüncü bir konu ise, bu tarımsal sulamada da geçerli, gece sulamasının yapılması. Bakınız, iklim değişikliği etkisi nedeniyle sıcaklı günler, aşırı sıcakları yaşıyoruz. Dolayısıyla siz gün içerisinde peyzaj alanlarınızı, yeşil alanlarınızı ya da tarımsal alanda sulamayı gün içerisinde yaparsanız %40'dan daha fazla buharlaşmayla su kaybınız oluyor. Dolayısıyla gün ağırmadan ya da gün batımından sonra sulama yapılması bizim için çok önemli. Nihayetinde böyle bir uygulamaya geçmek, inanın, herhangi bir finansal kaynak istemiyor bakın. Örneğin elma bahçeniz var. 4 sulama sizi kurtarabilir ama armutta 3 sulamayla maksimum ürüne ulaşabilirsiniz. Hatta daha fazla sulamanız, öyle değil mi, armutta çürümeye neden olabilir. Dolayısıyla siz yetiştirdiğiniz ürünün özelliklerini, su ihtiyacını da biliyorsanız suyu verimli kullanıyorsunuz demektir. Dolayısıyla tarımda da su kullanımını bir takım, tabii ki modern sulama sistemlerine geçerek azaltabileceğiniz gibi gece sulamasıyla, ürününüze göre sulama aralığını belirleyerek de verimli su kullanımını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hem bireysel su kullanımlarında, hem sanayide su kullanımında, hem de tarımsal su.